Korkuyorsun Kamil Bey. Servetine zar atmak kolay değil. Vazgeçebilirsin. Her şeyini kaybetmişken mi? Hayır. Son şansım bu. Ya yalı da gider yahut hepsini geri alırım. Benim uğur kadınım masadayken şans başkasına gülmez. İki birden küçük atamayacağıma göre meşhur yalının yeni sahibi benim demektir. Ama ben vicdanlıyım dostum. Sana son bir şans tanıyabilirim. Buyurun, bir daha at. Sen budala! Bir doktor çağırın çabuk! Ali! Sen bizle oynamaya gelmiyor musun? Hayır, istemiyorum. Aman canın istersen! Çocuklar doktor geldi, koşun! Plak da cabası! Alev, senin peder gazetelerin baş sayfasına geçmiş gene. Yok canım, yeni bir aşk macerası mı? Hayır, ölüm. Kimin ölümü? Sosyete krallarından Kenan Bey, kumarda 3 milyonluk yalıyı kazanınca kaybeden intihar etti. Kıymetli babanızın yeni marifeti. Babama ne? Kumar bu. Adamın eceli gelmiş. Hamama giren terler. Malı o kadar kıymetliyse oynamasaydı. Bunu bilmiyordum. Yufka yürekli bir budala olmaktan iyidir. Hem babamın bir sözü vardır. Başkasına acırsan kendin acınacak insan olursun der. Merhametiyle ölçülür. Bayat bir laf. Merhamet kelimesi lügatlardan silineli çok oldu. Sizin gibi kalpsizler için belki. Ama senin gibi beyinsiz olmaktan iyidir. Allah. Havayı bozacaksınız. Bırakın ya! Bırakın kavgayı yahu! Ne olursun terslik etme Ale. Hatırımız için. Üf aman bırakın Allah aşkına, canım sıkıldı. Bir denize girmek iyi gelirdi. En iyisi şehre dönmek. İsterseniz siz kalırsınız, ben sıkıldım, şehre dönüyorum. Hadi boş ver artık! Ölenin mirasından pay koparmak için mi? Hayır, senin budala suratını görmemek için. Rahmetli nasıl da kıydı kendini? Kamil Bey, benim de yüreğim yandı ama asıl düşündüğüm Ali abi. Sorma, o başka der. Bir de kumarda kazanan adam Ali Bey'i yalıdan atınca ne olacak bilmem. Beni zaten beyefendi kaldırım köşelerinde buldu. Acıyıp aldı. Uşak muamelesi yapmayan adama kötü zamanında kul köle olurum ben. Gerekirse hamallık eder gene yardımına koşarım. Allah da senin gibilere yardımcısı olur. O Kenan Bey denen namussuzun da canını alır inşallah. İnşallah! Hadi oğlum ver valizi ben giderim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Huriye teyze, güle güle! Beni haklı bulacağını biliyordum Alev. İntihar yüzünden suçlayanlar oldu beni. Hatta gazetenin biri bu bir kumar değil cinayettir diye yazı yazdı. O yazıyı yazan gazeteciyi işten attırdım. Babamla şaka olmaz. Gazeteyi ilanları keseceğimi söyleyince hakkımda bir de metiye yazmayı vaat ettiler. Krallara karşı gelinmez, iyi yapmışsın. Neyse, ucuz atlattık. Bu durumun adli bir dava olarak ele alınmasından korkmuş. Boşver! Kumar masaları aslında bir savaş alanı sayılır. Dışarıda çeker silahı bir adam vurursun, katil diye asarlar. Savaşta binlerce adamı öldürürsün, kahraman diye madalya verirler. Kumardaki ödül daha iyi baba. Kuru bir madalya yerine milyonluk bir yalı kazandın. Kızım ve karımla hayat felsefemiz aynıdır. Hayat bir kumar. Kazanmak da tatlı şeydir. Kazandığınız bu yalıyı turistik otel yaptırmayı düşündünüz mü Kenan Bey? Hayır. Kızıma hediye etmeyi düşünüyorum. Neden? Arkadaşlarınla eğleneceğin rahat bir lokal olur. Harikasın baba. Sadece kızını en çok seven babayım o kadar. Ben de babasını en çok seven bir kız. Yalnız yalıda sakallı alim dedikleri antika biri varmış, çıkmıyormuş. Sadece çalışmaları bitene kadar yalıda kalabilmek için haber yollamış. Halt etmiş! Sen o alim efendiyi bana bırak baba! Yarın bizim korsan takımını alıp denizden bir baskın verelim de yalıya!
El alemin evini boşuna zapt etmek ne demekmiş öğrensin. Keşke gazeteci çağırsaydık. Nefis resimler çekerdi. Eğlenceli bir haber olurdu. Başlıkta da korsanların zaferi. Ya da dişi korsanın kalpsizliği. Aldırmayın çocuklar, yüzme biliyor. O olsun, bu da gevezeliğin sonu. Budala, nişanı bozdun diye delirdim. Tuzlu suyu yutunca akıllanır. Evet. Senin şu alim dediklere nasıl bir sinavi ki acaba? Herhalde ikinci budala da o. Ama dersini alması yakındır. Aa işte, basın yapacağımız kale oyalı. Esaslı bina ya.